Öncelikle herkese anam. Ay, özür dilerim. Tekrar. Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükürler olsun. Çok iyiyiz. Arkadaşlar şimdi bugün çekimleri Zehra yapmıyor. Ben yapacağım. Nasıl yani Zehra yapmıyor? Zehra da çekim yapacak da şimdi bir sıra sıra yapacağız. Önce ben dışarıdaki işimi halledeyim. Şu anda Zehra da dışarıda. Çiğitli kesiliyor. Ben mısırları kestim. 2-3 tane mısır bıraktım sadece sizlere göstermek amaçlı. Tarladaki bütün mısırları kestim. Gel Hasan. Dur şimdi onu kesme. Onu kesme. O video çekeceğimiz için onu en sona bıraktık. İşte arkadaşlar bugün yapacağımız işlerden bahsetmeyeceğim. Çünkü ne zaman bahsetsem ben o işi yapamıyorum. Bir aksilik çıkıyor, bir sorun çıkıyor. Onun için videoyu çekerken anlatırım yaptığım işi, öyle diyeyim. Videomuzu izledikten sonra lütfen bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Videomuza geçelim. Mısır kesiyoruz. Dur tekrardan başlayayım. Yeni başladı video. Söyle bakayım. Arkadaşlar bugün mısır keseceğiz. Ne yapacaksın? Mısır kesiyoruz. Bağırarak un. Bildiğiniz. Anne koparalım mı? İstek kapat yemin yağmayalım. Arkadaşlar. Hasan mısır. Sen şimdi mısırı kesmiyorsun oğlum. Mısırla kavga ediyorsun resmen Hasan. Dur. Dur öyle olmaz, öyle olmaz. Ver ver ver. Ver. Ver sen olayı çok yanlış anladın. Al telefonu tut sen. Ya. Ya telefonu tut şunu keseyim vereceğim. Hadi şu var mı? Elimi koyma kameranın önünde. Değiştir, git geriye çek. Şimdi arkadaşlar Hasan bunu kırmasaydı güzelce de kesilecekti. Şimdi bunlar böyle eline sökülmüyor, tamam mı? Hem toprakta hem de kırılır diye Hasan o parmağın kameraya geliyor. Kırılmasın diye bize sağlam lazım. Mallar üşümesin diye o aralara sokulacak. Bunları şu şekilde gördüğünüz gibi tutunacak. Şöyle dibine vuruyoruz. Alıyoruz. Bu şekilde tutuyoruz. Gel Hasan peşinde. Evet arkadaşlar şimdi Zehra'yla tamam çiğitlik kesiyorlar. Ben mısırları toplamaya devam ediyorum. Mısıra bitti. Burası kaldı şöyle. Kolay gelsin canım. Tamam. Peynir yapacaksın değil mi bugün? Evet. Aha işte arkadaşlar böyle kesiyor. Potozda çiğitleri çıkıyor bunu. Ekiliyor. Cidden etmiyor. Tohumlu. Tatlı ya da dalanı kapacağım. Ben bir ekmeği isteyen varsa alma isteyen varsa var bizde dolu. İstanbul'a da ekliyormuş bu. Kur bize yardım ediyor onlara. Çiğitlikleri koruyor. Ağacı yiyeye çalışıyor. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel çık çık. Gel Gürbüz gel. Hasan Gam tek telefonu düşürdüğü için tekrar başlattım. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız ki tarla full mısır doluydu. Bir tane mısır kalmadı. Hepsini kestim çünkü. Güzelce. Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Şimdi bu kırıkları kesmedim bilerek. Bunlar iş olmaz çünkü. Bir şeye yaramaz bunlar. Oğlum git. Hasan. Neyse. Sen gel. Sen bir daha bir küfür et. Ben sana o zaman soracağım. Gel bakalım. Bu mısırları bu şekilde kestik. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsini şimdi toplayacağız. Kerem'leri gördünüz gibi arkadaşlar. Kerem'imiz de var. Salları, bunları da kerek. Bunları da atayım. Gösterelim. Yazın olunca öpeceğiz şeylerimizi de. Ah bunlarımızda.
kelimelerimizi yazın olunca. Yaz olunca hökeceğiz hepsini arkadaşlar. İncik babamın yedileri babamlar çift kesiyor. Biz mısır kesiyoruz. Anladınız arkadaşlar. Şimdi ver ne acaba sen bana? Aç telefonu sen. Sen mısırları topla yarışkan çekeceksin. Naca da elini almayacaksın, tamam mı? Ben sana vereceğim Naca. Ben sana Naca vereceğim. Arkadaşlar şimdi elimler böyle toplanacaklar. Bizi toplatıyorlar arkadaşlar. Biz de ağzını dikimiz yapıyor bu işi. Gördüğünüz gibi. Bu abi alıyor salı. Arkadaşlar gel. Gürbüsü de. Bu da onun da gürbüsü arkadaşlar. Bu eşya adı da Bobby'ydi. Yeni adı gürbüs. Arkadaşlar. Köpeğimizin. Yani o videomuzu çekmiştik. Arkadaşlar. Abim size mısır kesmenin nasıl olduğunu öğretecek. Sanki ona olanlara da göndereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abim kırdı. Bunları ben kırmadım. Ben alıyorum. El arabası. Abi bunları el arabasında götürelim. Biz. Burada el arabasını fark ettim. Gürbüz. Gürbüz gidiyorsun. Ona heytanım şillahi. Ben böyle bir şey görmedim heytanım. Heytanı böyle ben görmedim heytan gibi. Heytan. Heytanı görüyor musun? Heytan böyle gibi. Gürbüz. Oğlum yaptı kirici. Sadık olabilir mi? Arkadaşlar sadık olun. Bana da olabilirsiniz. Değil mi? Bu da mısır çekiyor. Ana çoğlaya verdik. Oh. El arabasını getireyim. Yok. Peki. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz sicilde mısırları bu şekilde toplayacağım. Böyle kucak haline getireceğim. Höbek yapacağım. Bunları bağlayıp yukarıya çıkartacağım ve afura çıkartacağız. Afura dizeceğiz. Güzel bir şekilde. Babamla birlikte. Şimdi ben size bunu gösterdim. Nasıl yapacağımızı mısırları korken de göstereceğim. Onlar yukarıda çitli kesiyorlar. Fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi ben videoyu hızlandırmam katiyen. Uğraşmam onunla. Çünkü o insanı sıkıyor. Yani o nasıl desem size boş bir şey. Çünkü kendimden biliyorum. Hızlandırılmış yerler hep hızlı hızlı geçiyorlar. Çoğu yani çevremde bunu gördüğüm için hızlandırma yapmıyorum. Videoyu sadece yaptığım tarafını çekiyorum. Umarım sizler de yorumlarda belirtirsiniz. Hani şöyle olur böyle olur gibisine. Bakacağız. Babam bir çiftlik kesiyor herhalde şu anda yukarıda. Onları da göstereceğim sizlere. Şu mısırlarımı ben bir yukarıya çıkartayım ama. Arkadaşlar şimdi aşağıdaki işimiz bitti. Yemek yapıyorlar annem gel. Yeni çıktık. Dolma. Bildiğimiz dolma yapıyorlar arkadaşlar. Dolma yapıyorlar. Limon koyacaklar. Limonu koyacaklar. Limon koyacaklar. Hani mi? Hani oğlum?
Kendi kararı alıyor yavrum zaten. Görüyorum giyiyor. Ve dolması değil ki bu zeytinyağlı. Bir içten. Ya. Oturuyor. Ne yaptığınız? Hı? Yaptığınız ne? Zeytinyağlı tebek sarması. Bu tebekler bizim kendi bağımızda. Kendimiz topluyoruz. Mema dur sıkmayın onu. Mema bir şey demek istiyor mu baba? Anlat sen anlat. Şimdi annem de beni bıraktı de dolmayla uğraşıyor arkadaşlar de. Bu yüzden hepsini çıkarmış. Görmüyor mu fıtlatmış. Gelmemek gel sen de sar oğlum. Hadi tez bitsin. Gel babaannem gel. Gelecek mi? Gelmiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen onu doyursana. Sen elini yıka kalk. Onu bir doyur. O aç. Siz aşağıdaydınız. Keyif yapar gibi yattın mı aç yattın. Ne oğlum? Ne diyor ben? Uyansaydı doyuracağım, uyanmadım ama verecek. Nerede şuay? Şuay bir gösterelim. Tam bir gösterelim. Memo. Şşt. Hasan, baba. Memo. Lan. Şşt. Lan. Kişi. Ne yapıyorsun oğlum? Bak senin yüzünden acımlar diye kaç orada. Hasan şu çocuğu bunaltma. Git baba, baba geliyor Hasan. Hadi. Mema hadi görüşürüz de. Bye bye. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arazideyiz. Kirampa mevkiinin Kızılca Pınar denilen bir mevki var. Oraya gidiyoruz şu anda. Ahmet dedeyi biliyorsunuz Karagöz diyoruz. Bizde oluyor genelde. Şu anda onun motoruyla onun odununu almaya gidiyoruz. Ve arkadaşlar işin en tuhaf yeri ne biliyor musunuz? Şu gördüğünüz traktör var ya. Bakın. Aki saat daha yanında. Motorun ayakta durmaya dermanı yok. Neden biliyor musunuz? Motor 74 model. 1974 model Agromet C355'in üstündeyiz şu anda. Onunla beraber gidiyoruz. Ben az önce motoru çıkarttım. Köyün içinden bizim oraya yani nasıl diyeyim size 5 dakikalık bir yol var. Ben 5 dakikalık yolda motoru yakmayı başardım. Çünkü normal motorları ustuğumuz gibi değil. Daha önce sürmediğim bir motor. Çok eski bir motor. Bakın normal sesler yanlı olurken gördüğünüz motorun vitesi, üstündeki el gazı. Şu anda babam odun getirdiği için motorun oyunu biliyor. Dedi ben götüreyim sen şey yapma dedi. Ona bıraktım. Ya, motor bir efsane bunu bilirsiniz elbet ki. Bilenler vardır. Duymuşsunuzdur Agromet. İnternette de yazdığın zaman görürsünüz. Yani bu bir klasik. Bir efsane. 1974 model Agromet C355 ve çok güçlü bir motordu ama motora bakım yapılması lazım. Şimdi motoru hoşuma gitti. Tipi olsun, şekli olsun. Bu motor fazla koşmaya gelmez yani fazla binmeye. Ama ben bunu bugünden sonra alacağım. Şimdi sanayiye gidecek akşamüstü götüreceğim. Motorun sağına soluna bakım yaptıracağız. Bakalım neyi var neyi yok. Onları halledeceğiz. Allah izin verirse çüte bununla gitmeye karar verdim. Bununla çüt süreceğim. Bakalım bu Agromet övdükleri kadar var mıymış? 4 silindirli bir traktör bu. Bakalım Allah utandırmasın diyelim. Hoşuma giderse ben bu motoru alırım da. 11 milyar diyor Ahmet'te de şu anda motora eski olduğu için. Biraz da bakım olduğu için motorun en babası bir 2,5-3 milyarlık masrafı var. Bence fiyatı da uygun geliyor bana. Belki alabilirim, belki yani bilmiyorum, belli olmaz. Çütte göreceğiz, eğer çütte hoşuma giderse şayet bu gördüğünüz aslan parçasını alırım. Sağ solunu toplarım, evde yatsın.
araziyle göstereyim. Ha, eskinin motoru bile güzelmiş arkadaşlar. Bu motorda şöyle bir şey var. Şu anda hiçbir motorda yok o. Traktörde, yenilerde de yok. Kontağı çeviriyorsunuz aynı otomatik bir araç gibi. Tuşu var. Düğmeye sadece bir kere basıp çekiyorsun. Kendi kendini otomatik çalıştırıyor. Ahmet de artık öleceksin ya. Başımıza iş açma. Evet arkadaşlar, odunu buradan kesmişler. Şimdi şey yaptık. Motora odunu yükledik. Motorda bu arada fren denilen bir şey yok. Yani fren hiç yok motorda. Motor Allah'a emanet gidiyor. Ufak viteslerle, yani 1-2 gibi. Takviyesi de yok motorun. Yavaş gideni. Seri motor. El freni çalışmıyor. Normal ayak freni yok. Bakacık. Babam geri gelecek herhalde. Bir yerde daha var, onu yükleyeceğiz. Buradan mı geliyor buraya Ahmet de? Sürmüş tarlanın içinden mi gelecek? Var mı bundan başka? Aşağıda. Ne yaptınız siz ya? Öyle. Ha, orada var değil mi? Şurada gördüm. Ha, şu. Bunu da yıkadıktan sonra karı özüm odun işi tamam. Keseydiniz. Çok soğuk hava. Memo. Ay, gel, 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 gel. Dü. Memo. Dur, alo, Memo Dudu di çomuk doltukta oturuyor. Vay vay, Memo'ya bak. Koca kişi mi oldun lan sen? Koltukta mı oturuyorsun? Gel hadi Memo, gel. Hasan oyun oynuyor arkadaşlar. Tablet. Yengem Bayfati, onu izliyorum arkadaşlar. Memo da koltukta oturuyor. Abim nerede? Karakterimin odununu dikmiştir arkadaşlar. Şimdi onlar yukarıya gidecekler. Biz görecek. Karagöz'ün dedemin motoru eski. Çok eskilerden bir. Üstü açık dedemin de. Ama yeni çıkanlardan. Üstü açık değil. Şimdi arkadaşlar ben bay bay, ben video açıyorum. Memo sen ne yapıyorsun? Oturuyor yavrum. Ay, çok ben arkadaşım. Memo. İneği sağdık arkadaşlar. Ocağa koyduk süt. Yoğurt yapacağız. Annem de turşu fıracak bugün. Kelem turşusu. Onları da çekeceğim. Bugünlük yeter Memo, hadi kapatayım seni. Daha çekmeyeyim seni. İnşallah videomuzu takip eder misiniz? Abimin bu. Abimin videosu. Vay abimin. Ben...
onun kardeşi yengemle abacılı yengem abim çaldı abacılı diye. Bu kardeşi geldi onun. Hit pop pop geldi arkadaşlar. Güle 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 diyor. Bay bay. Bu kan video var. Ayıp olar diye. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte güzel videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu izledikten sonra bol bol beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birlikte güzel bir aile izleyeyim yani hepimiz biz. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün biraz yorulduk yani yaptığımız işlerden dolayı. Odunlucu artıcı yurtu derken. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.